Eyvah! Buldular beni. Ne yapsam? Vay vay vay! Asker ağalar, nasılsınız? İyi değiliz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Nedir derdiniz? Bir kaçak arıyoruz. İnşallah yakalayamazsınız. Efendim? Şey yani, eyvah! Yakalayamamışsınız dedim. Çok becerikli bir düzenbaz. Vay düzenbaz vay. Üstelik çok da tehlikeli. Vay tehlikeli vay. Efendim, yardım etmek maksatlı soruyorum. Belki görmüşsem ya da görürsem size ihbar etmek için. Kimdir bu yahu? Adı Hacivat. Orta boylu, kılıksız. Yüzünde nur yok. Kılıksız mı? Neden öyle diyorsunuz yahu? İyice kılığı elbisesi mi yok? Var. Ama hiç yakışmıyor. Görsen çirkin bir şey. Yahu, Allah'ın yarattığına çirkin denir mi? Sana ne be adam? Doğru ya. Bana ne? Ha. Bir de arada bir hak hak deyip durur. Hay. Hay. Olmasın o. Yok. Ben duydum. Hak hay diyordu. Neyse efendiler. Boş verin şimdi ne dediğini. Başka başka? Bir de yeşil elbisesi var. Seninki gibi. Benimki gibi mi? Oy. Ne oldu? Tanıdın mı? Yok. Nereden tanıyacağım? Arada bir aynada rast gelirim. Ne? Tanıdım. Tanımaz olur muyum düzenbazı? Nerededir peki? Anlat bakalım bize. Şu dağı gördün mü asker ağa? Gördüm. O dağın ardında. Eyvallah. Şey kardeş, ismin neydi yahu? İsmim mi? İsmim... Buldum. İsmim Hacı Ahmet. Garip. Hadi kardeşlik. Adam kaçacak. Yakalayalım. Hay hak. Hay hak mı? Vay. Sen buralarda mıydın Hacivat? Hacivat mı? Eyvah eyvah. Dur. Askere. Ne oluyor ya? Sorma kardeş. Bu adam var ya bu adam. Komutanımızdan aylar önce borç para aldı. Ama ödemedi. Ödeyememiştir yahu. Son zamanlarda ticaretten pek kazanamadı. Hatta hep kaybetti. Yoksa Hacivat yapmaz öyle şeyler. Bilemem artık. Komutan tutuklayın dedi. Yapma ya. Şimdi beş parasız kalmış diyorlar. Yiyecek yemek bulamıyor diyorlar. Vah vah. Peki ben gidip konuşsam komutanla. Affetmez mi? Borcunu ödersen affeder. Öderiz ya. Ne kadarmış borcu? Ne? O kadar çok mu ya? Beni silkelesen onun yarısı bile çıkmaz. Yapacak bir şey yok. Hacivat Efendi hapis yatacak öyleyse. Hapis mi? Yapma ya. Hadi bana müsaade. Gördün mü keçi? Hacivat hapis yatacak. Arkadaşım hapis yatacak. Belki de çıkamayacak. Onu kaybedeceğim. Halbuki ne kadar zordur arkadaş kazanmak. Değil mi? Allah razı olsun. Ama o da arkadaşım sonuçta. Keşke o kadar param olsa da Hacivat'ı bu beladan kurtarsam. Doğru dersin geç. Sızlanmakla olmaz. Haydi bakalım. Hay hak. Şşt. Ne yapıyorsun? Yine yakalatacaksın kendini. Hakkım var kara gözüm. Zor kurtulduk zaten. Gerçi bir hafta müsaade ettiler bana. Mesele neymiş? Önemli değil yahu. Küçük bir mesele. Hallederim. Peki. Hayırdır inşallah. Sen niye geldin? Bir derdim var Karagöz. Dur hele dur. Aşağı geleyim. Şapka düştü kel göründü. Yahu bir kere de düzgün in şu pencereden be adam. Kıracaksın bir yerini. Bir şey olmaz. Peki.
gidiyoruz. Söyle hele, ne oldu? Benim biraz paraya ihtiyacım var. Vallahi ben de sana verecek para yok Hacı Cavcav. Peki Karagöz. Keçi! Nerede kaldın yahu? Çılgın seni. Hadi kal sağlıcakla. Keçisi de kendi gibi deli. Allah'ım yarabbim. Karagöz hiç böyle kestirip atmazdı. En azından bulmaya çalışırdı. Ne oldu acaba? Aman aman, açlıktan ölmek üzereyim. Yok ki param. Şöyle kendime biraz yiyecek bir şeyler alayım. Karagöz'üm geldi. Karagöz! Efendim? Param var mı? Yok. Peki yiyecek bir şeyler var mı? Ne bağırıyorsun ya? Aç olduğunu tüm memleket öğrendi. Yahu bağırmasam ne olur? Karnımın gurultusu tüm memleketi sarmış zaten. Al bakalım Hacivat. Bu benim öğlen yemeğim. Yarısını paylaşalım. Aşk olsun Karagöz. Beni şu kuru ekmeğe mi layık gördün? Beğenmediysen yeme. Ver ekmeği mi? İyi be. Amma kıymetli ekmeğin varmış. Yemedik ekmeğini. Yani hepsini yemedik. Yarısı sende işte. Her neyse Hacivat. Tutma beni. İşim var. Allah Allah. Ne oldu bu adama? Eskiden daha cömertti. Bir de bu işim var deyip kaçmalar falan. Yoksa benim durumumu öğrendi mi? Tak tak tak. Hacı Cavcav. Oo Karagöz'üm hoş geldin. Ne yapıyorsun? Tadilat. Ben de senin yanına gelecektim. Hayırdır inşallah. Tadilat için yardım lazım. Çarşıdan 10 tane 20'lik çivi alıp da bana yardım eder misin? Vallahi ne çivi almaya gidebilirim ne de yardım edebilirim. Hayda. Bu aralar bana hep böyle davranıyorsun. Yahu ne alakası var? İşim var acil gitmem lazım. Buraya niye geldin o zaman? Gitsene işine. Keçiyi sana emanet etmeye geldim Hacivat. Hayda. Hem yardım etmezsin hem keçi emanet edersin. Yahu gittiğim yerde keçilere izin yok. Birkaç saat bakacaksın sadece. Of. Tamam be tamam. Bırak keçiyi de git. Kaç seferdir bana böyle yapıyor. Anlamadım ki. Belki kendisini de kandıracağımı düşünüp para vermiyor bana. Ama ben öyle biri değilim keçi. Anlıyor musun? Bana meleyip durma keçi. Anlamıyorum. Karagöz anlıyor seni sadece. Of. Durmuş kime laf anlatıyorum. Hadi inelim aşağı da sana ot bulalım. Bir kere de çatıdan pencereden düzgün inin be arkadaş. Tövbe tövbe. Selamlar Hacivat Efendi. Oo Kuru Efendi. Aleyküm selam. Karagöz'ü gördün mü? Neden sordun Karagöz'ü? Bir haftadır benim yanımda çalışıyor. Allah Allah. Neden? Bilmem. Acil para lazımmış. Dün de bana halısını sattı. Parasını bugün vereceğimi söyledim ama bir yerde bulamıyorum. Vallahi ben de görmedim bugün. Öyleyse çarşıya bakayım be. Haydi selametle. Allah Allah. İşler gittikçe tuhaflaşıyor. Karagöz halısını neden sattı ki? Yenisini mi alacak acaba? Ama halısı zaten yeniydi. Belki de benden gizli para biriktiriyor. Öğrenirsem isterim diye korkuyor. Bu da ne? Aha! Bir harita. Define var demek ki. Yaşasın be! Bu defineyi bulursam kaybettiğim her şeyi geri kazanırım. Hatta komutana borcumu öderim. Özgürlüğümü de kazanırım. Haydi bismillah. Tam bu ağacın altında. İşte define.
altın mı, zümrüt mü, elmas mı, pırlanta mı? Acaba ne? Allah Allah! Bir kağıt daha. Bu da mı harita acaba? Bir hudut yukarı, bir hudut aşağı. Sakın ha bırakma. Mavi renkli kuşağı. Galiba bilmece. Acaba şu dağdan yukarı çıkıp geri aşağı mı inmemi istiyorum? Dağın ardında ne var ki? Dere var. Dere mi? Mavi kuşak. Tamam, buldum. Derenin orada hazine. Eğitme. Aha, bir kağıt daha. Hacivat'ın bana olan tüm borcu Karagöz tarafından ödenmiş olup, bu saatten sonra Hacivat'ın tutuklanma cezası kaldırılmıştır. İmza, komutan. Ah Karagöz, ah! Ben seni yanlış anlamışım. Meğerse kurunun yanında benim için çalışmış. Halıyı da benim için satmış. Ah benim vefalı dostum. Karagöz'üm. Dur ya dur. Neden söylemedin bana? Sürpriz olsun istedim. Vay Allah razı olsun. Sen kazandığın tüm parayı benim de kaybettiğim para için feda ettin. Para kaybetmek dost kaybetmekten iyidir Hacivat. Dur sana bir daha sarılayım. Yahu dur düşeceğiz. Ah.